Tarsus ilçesi Çamalan köyünün Cinderesi mevkiinde ormanlık alanda öldürüldükten sonra yakılan Çağ Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan katledildiği yerde dualar ve fidan dikilerek anıldı. Çamalan köyü adına konuşan Aysel Demir Kılavuz, "Bugün yüreğimizin parçalandığı ve dallarımızın kopartıldığı bir yerdeyiz. Daha önce de binlerce kadının vahşi katiller tarafından hunharca katledildiği gibi bu kez de Özgecan'ımız katledildi. Mevcut yasalar kadını değil, tam tersine katilleri ve tecavüzcüleri korumaktadır. Bu hukuksuzluğu önceki iktidarlar da değiştiremedi. Mevcut iktidar da değiştirmeyecektir," dedi. Vatandaşlar Cinderesi adının Can Deresi olarak değiştirilmesini talep etti. Çamalan Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen fidan dikme ve anma etkinliğine Mersin ve Tarsus'tan Cemevi Pir Sultan Abdal Derneği Başkan ve yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Ali İlk ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, Çağ Üniversitesi'nden öğrencilerle Adana, Mersin ve Tarsus'tan kalabalık bir topluluk katıldı. Anma etkinliği Alevi dedelerinin duaları ve saygı duruşuyla başladı. Ellerinde Özgecan'ın fotoğrafları ve pankartlarla cinayetin zanlıları aleyhinde sloganlar atan öfkeli kalabalık zanlıların idam edilmesini istedi. Etkinliğe katılanların ellerindeki gül ve karanfilleri Özgecan'ın yakılmış cesedinin bulunduğu yere bırakan katılımcılar dua ederek ruhuna Fatiha gönderdi. Konuşmaların ardından 30 adet servi fidanı dikilerek Özgecan ormanı oluşturuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Arslan'ın ailesine Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert'le babası Edip Cömert taziye ziyaretinde bulundu. Akdeniz ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan taziye evinde yaklaşık 20 dakika basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Özgecan'ın annesi Songül Aslan'la görüşen Emel Korkmaz ve Hatice Cömert başsağlığı dileyerek acılı anneye destek oldu. Hüzünlü anların yaşandığı görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Emel Korkmaz şöyle konuştu. Evet. Bu acıların sonlandırılması için en ağır cezanın verilmesi gerekiyor. Yani ihale indirimi ne oluyor? İnanın ben Ali'me yapılandan sonra hala anlayamıyorum. Ali İsmail'e verilen, yani onlara ödül cezası gibi bir ceza verdiler. Yeter artık diyorum. Yani bu analar ağlamasın artık. Bu canlar yitirilmesin. Özgecan'ım Ali İsmail gibi üniversite öğrencisiydi. Nice hayalleri vardı. Bu hayalleri söndürmenin hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin. Onları yani canice katlettiler. Ya katlettiler demek bile canımı yakıyor. Ya en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. İnanın. Evet. Ya Ali'ye hissettiğim acıyı ben Özgecan'da hissettim. Çünkü aynı mağduriyetle aynı şekilde canice katledildiler. Büyük bir acı yaşadıklarını belirten Hatice Cömert ise şunları söyledi. Acıyla yaşıyor. Her cuma gidiyor. Toprak görüyor. Her cuma mazardan geliyor. Ne görüyor? Oğlum toprak altında hala katil dışarıda. Bütün katiller Özgecan katili elin kesmek. Başın bir lavya vurmak istiyor. En ağır ceza vermek istiyor. En ağır ceza. Bütün katiller yani. Bütün katillerin ağır ceza vermek istiyor. Cezalandırıyor. Sokağa çıktın. Çünkü iyi yaşamak, kardeşçe yaşamak için, iyi yaşamak için, özgürlük için. Bizim oğlum mücadeleye çıktım. Ama kimseye zarar vermedim. Tecavüz yapmadım. Hırsızlık yapmadım. Yani benim oğlumu kimseye zarar vermedim. Hala katil dışarıda. Gel şöyle gel. Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cinayetini aydınlatan jandarma personeli Mersin Valisi Özdemir Çakacak tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak düzenlenen törende üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı hunharca katleden zanlıları kısa sürede yakalayarak adalete teslim eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Uyan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Bulut, Jandarma Teğmen Nesip Karcı, Jandarma Assubay Üstçavuş Mustafa Özçatal, Uzman Jandarma İbrahim Şahin'i makamında başarı belgesiyle ödüllendirdi. Jandarma Assubay Üstçavuş Mustafa Özçatal. Sağ ol Sayman.
Uzman jandarma 4. kademe çavuşu İbrahim Şahin. Sağ olun Sayın Bay. Evet, tekrar tebrik ediyorum. Abi. Sağ olun, sağ olun. Sayın Bay, bir de toplayın. Değerli arkadaşlar, bunlar ne ailenin ne de milletimizin acısını azaltmaz. Acı büyük. Ancak adaletin hemen tecelli etmesi açısından, gecikmemesi açısından olayın da aydınlatılması son derece önemlidir. Bu itibarla tebrik ediyorum. Çünkü geciken adalet, adalet değildir. Dolayısıyla adaletin hemen tecellisi bu canilerin en ağır cezaya çarptırılmaları son derece önemlidir. Ben tekrar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sizlere de teşekkür. Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerine bağlı kooperatifler ve 107 kooperatif müdürünün Tarım Kredi Kooperatifleri 2014 yılı faaliyetleri ve 2015 hedefleri değerlendirme toplantısı Mersin'de düzenlendi. İçel TV'ye özel bir röportaj veren Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü Hayati Boğa, 2014 yılında 2013 yılına göre %20 civarında bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Şimdi Tarım Kredi Kooperatiflerinin Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay 4 ilde 107 tane birim kooperatifiyle örgütü var. ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı bu 4 ildeki 102 bin, 55 bin tane ortağımız var bizim. Tarım Kredi Kooperatifleri ne yapar? Çiftçinin her türlü tarımsal girdisini karşılar. Yani bitkisel üretim, hayvansal üretim, tohumdur, gübredir, ilaçtır, yemdir, mazottur. Bu tür ihtiyaçlarınızı karşılar. Bunun yanında çiftçinin zaruri tüketim dediğimiz kömürdür, çaydır, şekerdir. Bunları dahi karşılıyoruz. Ve biz çiftçimizin şu anda şöyle söyleyeyim. Ziraat Bankası'ndan sonra en fazla çiftçiye tarımsal girdi kredi kullandıran kurumuz. Bu 4 ilde 107 kooperatifimizde bu, tabiri caizse vücuttaki kılcal damarlar misali en küçük köylerde, kasabalarda dahi teşkilatımız var. Ve biz çiftçimizin bahsettiğim şekilde tarımsal girdilerini karşılıyoruz. Buradaki temel amaç çiftçimize en kaliteli, en güzel, en uygun şartlarla tarımsal girdileri temin etmek. Yine her kooperatifimizde en az bir tane ziraat mühendisi var. Çiftçilerimizin bu tarımsal üretiminde yanlarında bulunuyoruz. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz, saha desteği veriyoruz. Yine Tarım Kredi Kooperatiflerinin sahibi olduğu iştirakleri var. Gübretaş, Türkiye'deki gübrenin %30'unu karşılıyor. Tarkim, Türkiye'deki zira ilacın %20'sini karşılıyor. TK Plastik, çiftçilerin sulama ve yağmurlama, sulama, damla sulama ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve biz tarımsal girdileri çiftçilere 0 faizi, yıllık %4 faizlerle çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Bir yıl vadeye kadar, efendime söyleyeyim, sulama sistemleri gibi, zira alet gibi ihtiyaçlarını, sera gibi ihtiyaçlarını 4 yıl vadeye kadar karşılıyoruz. Ve biz çiftçilerimize buradan sizlerin aracılığıyla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Lütfen Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olmak bir ayrıcalıktır. Gelin devletin Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere sağladığı 0 faizi yahut da yıllık %3-4 faizi, çok düşük faizi kredi imkanlarını çiftçilerimiz kullansın istiyoruz. Biz çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri gelmelerini, görüşmelerini, en azından bir çayımızı içmelerini istiyoruz. Çünkü kazanan çiftçi olacak. Her Tarım Kredi Kooperatifinin çalışanının birinci hedefi çiftçinin cebine bir kuruş daha fazla para koyabilmek. Biz o açıdan diyoruz ki çiftçiye hizmet bizim boynumuzun borcudur diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantımızın konusu da kooperatiflerimizin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesiydi. Biz 2014 yılında, 2013 yılına göre %20 civarında bir büyüme sergiledik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, takım arkadaşlarımı. Yine 2015 yıl hedeflerini belirledik. %25 bir hedef büyüttük şu anda. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım 2015 yılında Türk çiftçisinin yanında olacağız. Çiftçinin daha fazla para kazanması için, daha fazla kar elde etmesi için, daha çok, daha kaliteli ürün elde etmesi için canla başla, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden çalışmaya hazırız. Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi bu çiftçilerimize duyurmamızda büyük bir katkı sağladınız. Sağ olun, var olun. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Mersin'de düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı. Yürüyüşte kimliği belirsiz iki kişinin kalabalığa doğru zafer işareti yapması sonucu gerginlik yaşandı.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP İl Başkanı Sabahattin Kılıç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Ülkü Ocağı İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ile yaklaşık 500 kişi katıldı. Namaz kılındıktan sonra camide Kur'an-ı Kerim okutuldu. Daha sonra üzerinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğrafının ve "Bir ölür, bin diriliriz, hepimiz Fırat'ız" tişörtleri giyen bir grup, Ülkü Ocağı İl Başkanlığı'na doğru slogan atarak tekbir getirerek yürümeye başladı. Grup Kuvay Milliye Caddesi'nde ilerlerken kimliği belirsiz iki kişinin zafer işareti yapması üzerine gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında ülkücüler zafer işareti yapanların üzerine yürüdü. Bunun üzerine kaçan kişiler bir iş yerine sığındı. Polisin müdahalesi ve Mersin Ülkü Ocağı İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'nin devreye girmesiyle grup sakinleştirildi. Ocak Başkanı konuşuyor. Şekilde evet. Ülkü Ocakları il binasına gidecek. O kadar. Bu teşkilat emridir. O kadar. Bu kadar basit. Grubun uzaklaşması üzerine kimliği belirlenemeyen iki kişi olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine grup slogan atarak geldikleri Ülkü Ocağı İl Başkanlığı önünde dağıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunun Gülek Tüneli yakınlarında bir kamyonetin demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu Gökhan Dal yönetimindeki kamyonet demir yüklü tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri demir yığınına dönen kamyonette bulunan sürücü Gökhan Dal, Rıfat Gürbüz, Ali Duran Eker, Mustafa Eker, Mahmut Tekeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ejder Taşpınar ise 112 acil ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırın altına giren kamyonet çekici yardımıyla çıkartıldıktan sonra araçta bulunan cesetler cenaze aracıyla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün Tarsus Belediyesi'nde çalışan işçiler olduğu bildirildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Sabah saatlerinde eşiyle tartışan 35 yaşındaki Gülizar K, temizlik görevlisi olarak çalıştığı özel anaokuluna gitmek için yola çıktı. Karısını takip eden İbrahim K, 50. Yıl Mahallesi'nde eşini sokak ortasında bıçakladı. Aldığı 9 bıçak darbesiyle ağır bir şekilde yaralanan Gülizar K, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından telefonla ikna edildikten sonra suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Zanlının kendisinden ayrılmak isteyen eşiyle mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı öne sürüldü. Tedavisi devam eden bir çocuk annesi Gülizar Kağan'ın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Süper Lig Süleyman Seba sezonunun 21. hafta maçında Mersin İdman Yurdu Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda konuk ettiği Kardemir Karabük Spor'u Servet Çetin ve penaltıdan Milan Mitrovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Kardemir Karabük Spor'un tek golünü ise Musa Çağran attı. Maçın ilk yarısının 10. dakikasında Mersin defansının büyük hatası sonrasında topla buluşan Musa Çağran, rakiplerini geçerek hızla ceza alanı içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yapmış olduğu vuruşla top ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu. 26. dakikada Vederson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lakaulman'ın ortasında arka direkte topla buluşan Servet Çetin kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Maçın ilk yarısında iki takımın çabası gole yetmedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 67. dakikasında Emre Özkan'ın müdahalesiyle ceza alanı içerisinde Güven Varol yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Milan Mitrovic'in vuruşuyla top ağlarla buluştu ve maç Mersin İdman Yurdu'nun lehine 2-1 oldu. 72. dakikada Sinan Kaloğlu'nun yerden pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Varol'un vuruşu defanstan döndü. Dönen topu iyi takip eden Sinan Kaloğlu'nun vuruşunda top kale üst direğinden avuta gitti.
89. dakikada Samba Sow'un pasıyla ceza alan içerisinde topla buluşan Domi Kumbela döner dönmez çok sert vurdu topa. Top kaleci Nihat Şahin'den geri döndü. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca ev sahibi Mersin İdman Yurdu sahasında konuk ettiği ve 1-0 geriye düştüğü maçta Kardemir Karabük Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı. Süper Lig'in 21. haftasında Tefik Sırrı Gür Stadyumu'nda karşılaşan Mersin İdman Yurdu ile Kardemir Karabük Spor maçı öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus ilçesinde hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için Mersin İdman Yurdu Kardemir Karabük Spor maçından önce Özgecan'ın fotoğrafları bulunan "Seni unutmayacağız" yazılı beyaz tişörtler dağıttı. Kardemir Karabük Spor ise sahaya "Başka meleklerin kanadı kırılmasın, Özgecan kalbimizdesin" yazılı büyük bir pankartla çıktı. Maçın başlamasından önce ise Mersin İdman Yurdu'nun taraftarlar grubu Şeytanlar üzerinde Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Bir melek uçtu dünyadan, onun adı Özgecan Aslan, kadına şiddete hayır" yazılı dev bir pankart açtı. Pankartın açılmasından sonra ayağa kalkan tüm taraftarlar "Özgecan Aslan'a uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı. Mersin İdman Yurdu Kardemir Karabük Spor maçı öncesinde Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önünde kulüp başkanı Ali Kahramanlı futbolcuların maaş ve prim konusunda yapmış oldukları antrenmana çıkmama eylemini şöyle değerlendirdi. Biz buralara kolay gelmedik ve çok zor şartlarda buraya geldik. Hakikaten bugün çok iyi bir yerdeyiz. Hiç kimsenin bugün tahmin edemediği ve beklemediği bir yerdeyiz. Hele iki tane ligi birde götürüyoruz. Bugün hem ligde başarıyız. 7. sıradayız, 29 puanımız var. Kupada da biliyorsunuz. İlk 8'e kaldık. Ve inşallah dediğimiz gibi bugünkü maç bizim için hakikaten çok önemli. Ve çok çok önemli. İnşallah bu maçı alacağız. İnanıyoruz ki ne olursa olsun. Biz tabii dün dediğiniz gibi hiç beklemediğimiz bir anda böyle futbolcularımızın hiç böyle olumsuz ve hiç yakışmayan dün bir hareketi yaptılar. Ben tabii bunu hak etmedik. Ben açık konuşuyorum. Bugün niçin çıkmadıklarını da ben burada net olarak söyleyeyim. Bugün biz buraya geldiğimizde bakın Ağustos, Eylül, Ekim, Aralık ve bir Ocak ayı maaşı futbolcularımız içeride alacağı var. Onu söyleyeyim. Bir maaşı var. 1.650. Yanlış değilsem 8 tane de maç başları var. Hepsi bu bakın. Bugün siz böyle bir ortamda, böyle bir güzel bir yerde, havayı yakalamışken bugün siz bunu yapıyorsanız bence ben futbolcularımıza yakıştıramadım. Hele benim gibi bir insanın bunu hiç hak etmedi. Ben işimi, gücümü, ailemi, çoluğumu, çocuğumu bırakarak eğer gece gündüz bu futbolcuyla yatıp kalkıyorsam ve bunun yanındaysam bugün ben her yerde, her zaman, hiçbir zaman bırakmadım. Ben akşam Lig TV'de yorumcuları dinledim. Tümer Hoca diye bir arkadaşımız şunu söylüyor. Diyor ki ya işte ben yönetimi tanımıyorum. Ben başkanı tanımıyorum. Ama biz onları tanıyoruz. Onlar bizi tanımıyor. Ben 7 senede bile kulüp başkanlığı yapıyorum. Bu takım nerede, nereye getirdiğimi demek onlar bilmiyor. Onlar yorum yapıyor ama demek bizi dinlemiyor, bizi izlemiyor. Ben burada net olarak söyleyeyim. Biz hiçbir zaman federasyondaki gelecek para için hiç onu beklemeden biz futbolcularımızın parasını ve peşinatlarını, maaşlarını ve primlerini hep ödemişiz. Federasyonda para gelecektir diye değil. Biz federasyonda para gelmeden futbolcularımızı ödemesini yapan bir kulübüz. Onu söyleyeyim. Geçmiş yıllarda da aynı sorunla karşılaştık. Bir ceza söz konusu mu efendim? Hayır, biz bugüne kadar hiçbir futbolcumuza ceza vermedik, vermeyeceğiz. O futbolcularımız kendi takdirleridir. Biz bugüne kadar futbolcumuza elimizde geldiği kadar her türlü imkanımızı sağladık. Biz onlarla beraber, onlar bizim çocuğumuzdur. Biz onlarla birlikte yatıp kalkıyorsak tabii ki onlara sahip çıkacağız. Onların da bize sahip çıkması lazım ama maalesef dünkü yapılan şey hiç onlara yakışmadı. Ben onları yakıştırmıyorum çünkü. Bunu hak etmedik. Ama siz bir maç, bir maaşınız içeride varken böyle bir hareketi yapıyorsanız bu sizlere yakışmıyor, onu söyleyeyim. Hiç de yakıştıramadım. Hocasını da yakıştıramadı. Ben açık konuşuyorum. Net olarak söyleyeyim. Çünkü bunlar bugün bütün kulüplerde bu sıkıntılar var. Hiçbir kulüpte günü gününde para ödenen bir kulüp yok. Ama biz ödüyoruz bunları.
Biz bunları günü gününe ödemişiz. Hepsini ödemişiz bakın. Bir maaşları var, 8 tane maç başı var. Bu yapılır mı? Yapılmaz. Yakışır mı? Yakışmaz. Bugün siz maç öncesi çok önemli bir maça çıkacaksınız. Ve kalkacaksınız, bu tür hareketler yapacaksınız. Kamuoyu sizi konuşacak. Bu hiç yakışmadı bunlara. Ben aç konuşuyorum. Ne olursa olsun tabii ki biz burada bir aileyiz. Kendi içimizde sorularımız varsa tabii ki biz çözeriz. Ama hiç ortada bir şey yokken siz bunu sanki hiçbir futbolcu para ödemiyormuş gibi siz bir hava yaratırsanız. Bugün ben burada Tümer hocama söylüyorum. Lütfen bunu akşam verin. Ben bu kulübe 20 milyon TL para ödemişim. 20 trilyon para ödemişim. Ben federasyondaki gelecek parayla kulübe bekleyeyim de para ödemiyorum. O para gelmeden bir para ödüyorum. Bu kulüp bakın nereden nereye geldi, düştü, bir daha çıktı. Bugünkü bu ortamlarda bu kulübün parası ve günü gününde ödüyor. Bir maaşımız var içeride, onu söyleyeyim. Ben gene burada tabii ne olursa olsun, tabii onlar da bizim futbolcularımızdır. Mutlaka tabii ki onların da düşündüğü bir şey vardır, bilmiyoruz ama inşallah dediğimiz gibi bu maçta sonra, ki bu maçı da alacaklar ben inanıyorum, almaları da gerekiyor. İnşallah bu maçta sonra tabii ki biz yine de oturup bunları değerlendireceğiz. Ama bu sadece Ali Kahraman'ın sorunu değil. Bakın bu şehirde yaşayan, bakın bu şehirde oturan, bu şehirde kazanan ve bugün bu herkesi sorumluluğun altında olan bir Mersin İtman Yurdu var. Bu sadece benim sorunum değil. Eğer ben bugüne kadar burada en iyisini yapmaya çalışmışsam ve gece gündüzümü verip de malımı, canımı, ailemi, çoluğumu, çocuğumu, rızkımı buraya vermişsem ben bunu da hak etmiyorum. Bu şehir bunu farkında olması lazım. Bu şehir bugün eğer Mersin İtman Yurdu bugün eğer buradan antrenmana çıkmıyorsa bu sadece Ali Kahraman'ın sorunu değil. Bu hep herkesin sorunudur. Ben açık konuşuyorum. Ben bunları hak etmedim. Ama ben şimdi tabii ki maçta sonra daha fazla konuşacağım. Şimdi konuşmuyorum. Ama dediğim gibi inşallah dediğimiz gibi biz önce maçımız var. Şu maçımızı bir alalım. Ondan sonra yapılacak bir şey varsa tekrar konuşuruz bunları. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar. Mersin İdman Yurdu'nun 2-1 galip geldiği maç sonrasındaysa Ali Kahramanlı kameralarımıza şöyle konuştu. Tabii rakibimizin biliyorsunuz puan sıkıntısı var. Maç alma ihtiyacı vardı, onu söyleyeyim. Ama biz her şeye rağmen güzel oynadık, mücadele ettik. Ben tabii ki burada futbolcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bundan sonraki süreci daha iyi olacağına inanıyoruz. Önümüzde tabii ki bundan sonra önümüze bakacağız. Geriye dönüp bakmayacağız. Önümüzde bir Bursa maçı var. İnşallah bundan sonraki bütün hedeflerimizin artık bundan sonraki maçlarımızı kazanıp üstlere doğru çıkmak lazım. Ben tekrar tabii ki bize destek veren taraftarlarımıza ve herkese ben burada teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabük Spor'u Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda 2-1 mağlup eden Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör Rıza Çalınbay zor bir maçtan hak ettikleri galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Bizim için daha değişik bir maçtı. Çünkü dün bazı olaylar oldu, istemediğimiz olaylar oldu. Ama ona rağmen herkes büyük bir mücadele, büyük bir özveriyle mücadele ettiler. Çünkü ben sezon başında bir takım kurarken her şeyden önce futbolculuğun dışında da kişiliklere de bakarak bir takım kurduk. Ve ben takımla gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Her şeye rağmen, her türlü aksaklığa rağmen mükemmel mücadele ediyorlar. Hem saha içinde birbirlerine sahip çıkıyorlar, hem saha dışında birbirlerine sahip çıkıyorlar. O yüzden de Mersin'in de bunlara, bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu takım Mersin için çok büyük bir şans. Ama bunu maalesef değerlendirmeleri gerekiyor. Maalesef değerlendiremiyoruz. Maalesef ufak tefek böyle aksaklıklar oluyor ve dünkü olaylar yaşanıyor. Yaşanmaması gereken olaylar yaşanıyor. Ve sıkıntı küçük sorunlar ama maalesef büyüyor. Bu raddeye kadar geliyor. Şimdi bu işler Türkiye'nin bence yarayan bir kanısıdır bu kulüplerdeki veya futbolculardaki yaşanan olaylar. Burada kulübe de sahip çıkmak gerekiyor. Futbolcuya da sahip çıkmak gerekiyor. Demek ki bu olaylar buraya kadar geldiğine göre bir şey var. Bunu bence iyi bir araştırmak gerekiyor. Hem kulübe hem de futbolculara herkesin destek vermesi gerekiyor. Biz ve takımın bütün amacımız bu seneyi çok iyi bir yerde bitirmek. Başka bir düşüncemiz yok. Onun için de biz her şeyle var gücümüzle yine maçlarımıza bakacağız, her şeyimizi ortaya koyacağız. Çok iyi bir yerde bitireceğimize yürekten inanıyorum ben.
tabii ki buradaki diğer taraftan da öbür tarafta baktığınızda bazı şeyleri de %100 halletmeleri gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi bu takım Mersin İdman için büyük bir şans. Bunu da değerlendirmeleri gerekiyor. Yani bütün camianın kulübe çok büyük destek vermesi gerekiyor ama maalesef o desteği göremiyoruz. Eğer o desteği de verirlerse bu takım daha iyi yerlere gelebilir. Kulüp daha iyi bir kulüp olabilir. Tesis olur, her şey olur. Böyle otel kamplarda dolanmaz takımımız. Gider güzel tesisinde kalır. Ya bunları da yapmamak için de bence hiçbir neden yok. Yani bence bu takımına sahip çıkmaları gerekiyor. Bütün şeyin, kulüp değil sadece kulüp değil, bütün camianın sahip çıkması gerekiyor. Bugünkü maçımızda dediğimiz gibi çok zor bir maçtı. Hakikaten çok zor bir maçtı. Maça kötü de başladık, golle yedik ama ondan sonra toparladık. Gerçekten arkadaşlarım mükemmel şekilde mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah tabii ki bu galibiyetlerle lig bitmiyor. Daha çok maçımız var, daha çok puan almamız gerekiyor. İnşallah onu da alacağız. Teşekkür ederim. Var mı soru? Süper Lig'in 21. haftasında Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas maçı değerlendirdi. İki tane maalesef bireysel hatadan gol yedik. Tabi bu da bize oyunun genelinde pahalıya mal oldu. Oyunu kontrol edip hızlı hücum yapmak istiyorduk. Bunun belli bölümlerinde başarılı olduk. Belli bölümlerinde olamadık çünkü hızlı hücum yapabilmek için hızlı da düşünmek lazım. Zaman zaman bunu beceremedik, zaman zaman becerdik. Tabii bu bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Mersin İdman Yurdu takımını da tebrik ediyorum. Var mı soru sorun? Hocam İsmet Bey düşünüyor musunuz? Europa yetiştiniz, kabul edilmemişti. Yani bunun sorumlusunun ben olduğumu daha önce de ifade etmiştim. Yani bu biliyorsunuz istifa tek taraflı bir müessese değil. Yani sorumluluğu da taşıyabilecek yürekte de cesaretteyiz. Yönetim kurulu ne karar almışsa ona da saygı duyarım. Hiçbir sorun olmaz bizde. Daha önce kulübün önünü açmak için böyle bir karar almıştım zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.